Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. Yani insanlar inançları herhangi bir şey olabilir. Ben o inançları sorgulamam da. Ama o inançlardan hareketle ekonomi politikası uygulayanlar gerçekliklerle mücadele etmeye kalkarsa ya da gerçeklerle kavga etmeye kalkarsa bunun faturası geniş halk kesimler üzerinden oldukça ağır oldu. İşte 450 milyar dolar dış borcunuz var. Kamunun döviz cinsinden borcu 150 milyar dolara dayanmış. Her kur artışının faiz maliyeti Türk lirası cinsinden inanılmaz derecede artıyor. Şimdi faizi sıfır olsa bile kur artışından dolayı yüksek tutar ödemek durumunda kalıyoruz. Şimdi işte nasıl referans alıp biz bu kararları veriyoruz demenin hayatta bir karşılığı yok. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki argümanının öyle söyleyeyim. Yani işte faiz sebeple enflasyon sonuçtur argümanının hayatta bir karşılığı yok. Bunu sadece bir iktisat hocası olarak kitaptaki modeller atıfta bulunarak söylemiyorum. Onu söylesem diyebilir ki izleyiciler yani kitap başka, hayat başka. Ama dünyanın geri kalan kısmına bakıyoruz. İşte oralarda da yükselen enflasyon var. İşte dünyanın her tarafında enflasyon ciddi bir sorun şu anda. Yani oradaki oranlar bizdekinin onda biri seviyesinde bile olmazsa, o ülkeler olmasa bile o ülkeler açısından ciddi sorun. Peki bununla mücadele etmek için ne yapıyorlar? İşte bu hafta işte Macaristan'dan faiz artırım kararı geldi. İşte Brezilya'dan geliyor. Polonya bunu konuşuyor. İngiltere Merkez Bankası bunu konuşuyor. Şimdi bütün dünya Fed ne zaman faiz artışına gidecek diye konuşuyor değil mi? Orada enflasyonun kalıcı olacağı düşüncesi iyice pekiştikten sonra artık faiz artırımı daha erken bir tarihte yapılabilir mi falan konuşuyor. Şimdi dünyanın tamamı enflasyonla mücadele etmek için faiz artırırken biz tek başımıza enflasyonla mücadele etmek için faiz indiriyoruz. Ya dünya yanlış yapıyor, hani bu kitaptaki teorilere falan atıfta bulunmuyorum anlaşılması kolay olur. Ya biz yanlış yapıyoruz. Ben Cumhurbaşkanı'nın böyle bir görüşe sahip olmasını da bir sakınca bulmuyorum. Yani herkes her fikre sahip olabilir. Yani ekonomi konusunda uzman olmayabilirsiniz, bence böyle diyebilirsiniz falan. Ben bunda da bir sakınca görmüyorum. Fakat sorun şu ki sahip olduğu o görüş politik olarak uygulanıyor. Merkez Bankası ona uyuyor, işte hazine ona uyuyor, işte diğer ekonomi kurumları ona uygun kararlar ya da pozisyonlar alıyor. Sadece sahip olmasından kaynaklanan bir sorun yok. O sahip olduğu düşüncenin politikaya dönüşmesinden kaynaklanan sorun var. Merkez Bankası pekala şunu diyebilir. Diyebilir ki ben bağımsız bir kurumum. Ben ekonomi okudum. Ben de bir uzman çalışıyor. Bundan ekonomi bilgiler var. Dünyanın iyi üniversitelerinde okumuş modelleri, dünyayı, verileri falan biliyor. Biz faizlerde artışa gidiyoruz. Örnek olarak söyleyeyim. Çünkü artırırsak ancak enflasyonla mücadele edelim. Bunu diyememesi sorun zaten. Ve dünya gerçekliğiyle kavga ederek ülkeyi refaha götürme şansımız da yok. Gerçeklerle uyumlu politikalar hayata geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Serbest piyasada oluşan kur sisteminden, sabit kur sisteminden geçtiğiniz anda sistemi çökertirsiniz. Ben böyle bir karar alma ihtimalinin sıfır olduğunu söylüyorum. Şimdi faizi indirdiğin zaman kurların artacağını sadece ortalama vatandaş iktisatçılar falan değil, Merkez Bankası da biliyor. Türk lirası ucuzlasın, değer kaybetsin, dolar, euro pahalı olsun. Bu bizim ürettiğimiz malların ucuz olmasına yol açacak yabancılar için. İşte ucuz olduğu için onlar çok alacak, çok aldığı için de biz ihracat gelirimiz artacak. Diğer taraftan yabancıların ürettikleri de pahalı olacağı için bizim vatandaşlarımız açısından onu da talep etmeyecekler. Dolayısıyla ithalat giderimiz azalacak, ihracat gelirimiz artacak. Toplamda baktığımızda cari işlemler fazlamız oluşacak. Söyledikleri şey bu. Yani kurların artacağını biliyorlar. Bunu aslında Berat Albayrak 2019 yılında galiba yeni ekonomiye geçiş programında söylemişti. Şunu söylemiş. Biz de artık rekabetçi kur politikası uyguluyoruz. Kastettikleri şey buydu. Yani Berat Albayrak'ın yolundan yürüyen bir ekonomi politikası vardı diyebilirim. Ama bunun sonuç verme ihtimali sıfır. Yani cari fazla verdiğiniz için enflasyonunuzun düşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Eğer böyle bir durum olsaydı bugün Rusya cari fazla veren bir ülke. Doğalgaz, petrol gelirleri çok yüksek. Brezilya cari fazla veren bir ülke. O ülkelerde de enflasyon var. Düşmüyor. Yani bu politikanın uygulandığı dönemde ne olacak? Halk yoksullaşacak. Gelirler azalacak. Refah düşecek. Biz bu bedeli ödemek zorunda değiliz. Kararlar yanlış ama sonuçlarını biz ödemek zorunda kalıyoruz. Oysa biz bu karar sürecine
İtiraz etmeliyiz. Hayır, böyle politikalar uygulamamanız gerekir diyeceğiz. Dolayısıyla kurlar yükselecek mi? Valla iktidar kurların yükselmesini arzu ediyor. Biraz önce söylediğim gerekçelerle bunu metinlerine yansıtıyorlar. Zaten Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına da duyuyoruz. İşte cari, işte ihracatımız artacak bilmem ne filan. Şunu da vurgulamak isterim. Fiyatınız ucuz diye daha çok mal satmazsınız. Malınıza talep varsa satarsınız. Bakın Almanya sürekli cari işlemler fazlası veriyor. Dış ticaret fazlası veriyor. Yani 350-400 milyar euro civarında. Almanya hangi parayı kullanıyor? Euro. Dünyadaki en pahalı paralardan bir tanesi, en azından bizim için de öyle. Bu kadar pahalı olmasına rağmen cari fazla verebiliyorsa demek ki fiyatı ucuzlatarak mal satmak gibi bir durum söz konusu değil. Çok basit bir örnek daha vereyim. Yani ben de oldum. Geliştiricilerine de teşekkür ederim. Bu BioNTech Pfizer aşısı koronavirüse karşı. Almanya ne kadarlık aşı ihraç etti biliyor muyuz? Biz o aşıyı ithal ederken fiyatını sorduk mu? Şunu mu dedik ya, fiyatını bir %30 indirin de biz vatandaşlarımıza iki aşı yerine üç aşı mı yapalım dedik. Ama satıyor. Demek ki bir şey satabilmek için değerli bir şey üretmeniz lazım. Onu ürettiğiniz zaman da zaten insanlar fiyatından ziyade faydasına bakarak alacakları için çok rahat satabilirsiniz. Şimdi Türkiye düşük teknoloji, emek yoğun alana sıkışmış olduğu için işte bu da ağırlıklı olarak tekstil ve türevlerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Orada neyi ucuzlatabiliriz? İş gücünü ucuzlatabiliriz. Ucuzlatalım. İşte orada üretilen malları da talep artar. Yani gömleğin fiyatı 10 euro değil de 9 euro olsa işte Alman bir tane daha almak isteyebilir. Ama bunun bizim toplam dış ticaretimizdeki payı düşük. Otomobil bizim en büyük sektörlerimizden bir tanesi. Kullandığı girdi oranı o kadar yüksek ki döviz kuru yükseldiği zaman üretim maliyeti artıyor. Yani bilerek söylüyorum. Bursa'daki bir fabrikada üretilen arabanın motoru Polonya'da üretiliyor. Ondan sonra satmaya çalışacağız. Niye? Bizim kurumuz rekabetçi. Peki rekabetçi olan tek şey ne burada? Emek. Yani vatandaşı yoksullaştıran daha çok satalım. Yani benim yoksulluğum üzerine kurgulanmış bir ekonomi politikasına itiraz ediyorum vatandaş olarak. Bizim ekonomi politikalardan beklediğimiz nedir? Vatandaşın refahını artırması. Ama bütün kurgu yoksullaşmamız üzerine ise itiraz etmemiz lazım. Her ekonomik tercih aslında bir siyasi bir tercih. Konut kredi faiz oranlarını indirmişti. Ama kaç kişi kullanabilecek? Ben ipotekli konut kredilerine baktım. Yani bankalardan konut kredisi kullanımına baktım. Ortalama 20 bin. 20 bin kişi konut kredisi kullanıyor. Dolayısıyla ben iktidarın tercihlerinin bilinçli olarak ve belli bir amaca yönelik olduğunu düşünüyorum. Yani bu siyasi pozisyonlarıyla da örtüşen bir şey. Peki bunun siyasi sonucu olmayacak mı diye soruyorsun. Siyasi sonucunun mutlaka olması gerekir. Ben olacağını da düşünüyorum ve ümit ediyorum. Yani şu anda çok ağır bir ekonomik faturayı bütün, ya yani sadece ortalama ücretli çalışanlar değil, iş dünyası da bunun bedelini diyor. Bak kaç gündür ya İstanbul Ticaret Odası'ndan dün atılan tweetleri gördüm. İnanılmaz yani. Bunları görüyorum. Mutlaka bir siyasi sonucu olacak. Tercihlerin ne yönde olduğu bütün verilerle çok aşikar önümüzde açık bir biçimde duruyor. Ama siyasi sonuçlar ne olacağını sandık önümüze geldiğinde göreceğiz.